Kızım, nasılsın? Tadım yok. Kaç gündür keyfin yerindeydi? Bilmiyorum, kendimi hissetmiyorum bugün. Biraz konuşabilir miyiz? Geliyorum şimdi, tamam. İyi değil mi? Maalesef. Çok üzüldüm. Sen ne diyecektin? Sefer, Bahri'nin yanına girmiş aynı koğuşa. İşimiz biraz zorlaşacak. Gerekirse ikisini de halletsinler. Tamam, nasıl isterseniz. Sami, yoksa bana güzel haberlerin mi var? Evet Zafer Bey. Kızın için oyun kaybı bulduk. Gerçekten mi? Beni de biraz önce aradılar. Hemen haber vereyim dedim. Hemen buluşalım. Boğaz'da bir balık restoranı var. Daha önce buluşmuştuk, orada buluşalım. Tamam, hemen geliyorum. Seda için uygun kalbi bulmuşlar. Zafer Bey, bence Seda'ya hemen haber vermesek. Önce bir emin olsak. Bir aksilik çıkarsa çok üzülebilir. Doğru söylüyorsun. Ama Ayşegül'e haber vermemin sakıncası yoktur herhalde. Bugün oldukça zengin ve hayırsever ziyaretçilerimiz var. Eğer burayı beğenirlerse çok büyük yatırımda bulunacaklar. Ama çok büyük. Süper. Biz ne yapacağız? Yani bilmiyorum ki. Ya inşallah bir aksilik, bir karışıklık çıkmaz. Çıktı bile. Geliyorum ben. Çok yanlış zamanla ama git şimdi Cumhurbaşkanı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Bu akşam sen, ben, Sinan. Ne Sinan'ı Sinan diyorsun bana hala? Begimi duymadın herhalde. Ayşegül, biz kuru fasulye, pilav, cacık gibiyiz. Bizim aramıza kimse giremez. O nereden çıktı ya? Yoksa senin gözün mü korktu ha? Kimden? Begüm'den. Ne münasebet ya? E tamam o zaman, akşam buluşuyoruz. Dur. Bak şimdi hiç sırası değil. Hadi git ne olur. İşim gücüm var benim. Ayşegül. Hadi git ya. Hadi git. İşim gücüm var benim. Hadi git. Peki. Öpmeden mi göndereceksin? Saçma, onu burada mı öpeceğim? Evet. Dur. Yok. Hadi git. Tamam. Bu ne be? Dilenciye versen beğenmez bunu. Bu ne be? Allah Allah. Hadi git ya. Bak ama Ayşegül, dul kalırım. Dulum zaten. Bir şey olmaz sana. Hadi git git. Ayşegül. Git. Ayşegül. Efendim? Ayşegül. Ayşegül Hanım, size müjdem var. Neymiş? Seda için uygun kalp bulunmuş. Gerçekten mi? Evet. Elimizi çabuk tutalım, olur mu? Tabii ki. Ben sizi arayacağım. Görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Ayşegül ablan sana çok kırgın oğlum. Niye? Ne oldu ki? Resmen sattın kızı ya. Ama ne yapayım yani? Annem gelmişti. Ya tamam, haklısın ama bak, annen ayrı, Ayşegül ablan ayrı. Sen şimdi ne yap et, kızın bir şekilde gönlünü al. Ne bileyim, bak şimdi sen ara. Sürekli mesaj at. Sakın rahat bırakma, tamam mı? Bak vallahi az önce konuştum. Yani sesi gerçekten kırgın gibi geliyordu. Tamam, anladım. Sen merak etme. İyi. Hadi benim işim var, kapatıyorum. Baba bir dakika dur. Annem Bahri amcanın... Bundan sonra Sinan'la ilgili meseleleri yalnızca benimle konuşacaksınız. Peki Poyraz Bey? Yalnız benimle dedim. Babasıyla değil, dedesiyle değil. Sadece benimle. Siz nasıl isterseniz. Beni anladığınızı umuyorum. Gayet iyi anladım. Ama babam çok kırgın dedi.
Yok be Sinancığım, niye sana kırgın olayım ben? Hayır, harbiden babam çok kırgın dedi bana, ben de üzüldüm. Ay babanı bilmiyor musun? Yine ortalığı karıştırıyor işte. Öyle mi dersin? O zaman bu akşam buluşuyor muyuz? Tamam, konuşuruz. Tamam, hadi ben kapatıyorum Ayşegül abla. Kimle konuşuyorsun canım? Hiç. Kimmiş bakalım o hiç? Ayşegül abla, niye benden saklıyorsun ki? Bilmem ki. Hadi bakalım, doğru sınıfa. Tamam. Anne, kızmadın değil mi bana? Niye kızayım? Aşk olsun. Hadi bakalım. Sen dersin yok mu senin? Var. Neden sınıfta değilsin? Canım sıkılıyor. Neden? Dersler çok boz etti. Son okumayı soktun mu ki? Okula başlamadan önce söktüm. Aa, bu dağındaki çocuklar da bir garip oluyor. Bak çekirge. Birinci sınıfın kıymetini bil. Mesela Ali gel diyorsun, pat geliyor. Gelme o zaman. Bunlar hep birinci sınıf kafası. Çok saçma. Sen gel benimle. Senin kafan karışmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.